Selam arkadaşlar, ben Alper. Bu dersimizin konusu elektrik kuvveti veya diğer adıyla kuram kuvveti. Şimdi elektrik kuvvetine girmeden önce elektromanyetik alan teorisine geniş bir açıdan bakalım. Elektromanyetik alan teorisini biz aslında 3 başlık altında toplayabiliriz. Elektrostatik, manyostatik, bir de elektrodinamik. Şimdi elektrostatik ne demek? Önce onu bir anlamaya çalışayım. Elektrostatik aslında durağan yüklerin etkilerini inceleyen bilim dalı. Yani elektrostatik, yani durgun yüklerin oluşturduğu elektrik alanların nasıl oluştuğunu biz hesaplamaya çalışacağız burada. Hatta bizim ilk başlığımız elektrostatik olacak. Yani elektrik kuvveti elektrostatiğin bir alt dalı. Aslında hareketlilikler de birbirine elektrik kuvveti uygular ama o ayrı bir şey. Bir de manyostatik var veya magnostatik var. Şimdi bu magnostatikte biz kararlı akımların oluşturduğu manyetik alanları hesap edeceğiz. Yani manyetik alanların kaynağı aslında kararlı akımlardır. Kararlı akımlar manyetik alan oluştururlar. Ve bunların hesap yöntemleri inceleyeceğiz. İşte Biot-Savart yasasını inceleyeceğiz. İşte akım taşıyan tellerin birbirine uyguladığı kuvvete bakacağız falan filan. Bir de elektrik yüklerini biz ivmelendirdiğimiz zaman bu elektriklerinin ivmelendiği zamanki etkilerine bakacağız. Yani ivmelenen yükler aslında bir elektromanyetik dalga oluştururlar. Yani bir değişen manyetik alan oluştururlar. Değişen manyetik alan elektrik alanın oluşmasına sebebiyet verir. Tekrar değişen elektrik alan manyetik alan oluşturur falan filan. İşte bunlar, bu değişim uzayda dalga biçimine inir. İşte bu dalga biçimli yapıya biz elektromanyetik dalga diyoruz. Bu elektromanyetik dalgalar elektrodinamiğin alt başlığıdır. İşte biz burada nelere bakacağız? Transformatörlere bakacağız. Transformatörün çalışma mekanizmasına bakacağız. Sonra jeneratörlerin çalışma mekanizmasına bakacağız. Ama bunlara girmeden önce elektrostatiği bir anlamak lazım. Ondan sonra magnostatiğe ve elektrodinamiğe gireceğiz. Ve en sonunda Maxwell denklemleriyle bütün elektromanyetik teoriyi betimleyeceğiz. İşte dilerseniz biz elektrostatiğe bir giriş yapalım. Elektrostatiğe girmeden önce de, yani girdikten sonra da daha doğrusu kulomb kuvvetinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi kulomb kuvveti yüklü parçacıkların birbirine uyguladığı kuvvettir. Örneğin ben burada iki yük var. Bu iki yük aralarında belli bir R mesafesi var. Birbirlerine bir kuvvet uyguluyorlar. Burada oklar birbirini itecek yönde. Yani bu yüklerin aynı işaretli olduğu anlamına geliyor bu. Ve ben burada Q1 yükünün Q2 yükünü etkilediği elektrik kuvvetini F1-2 olarak göstereyim. Şöyle kuvvet vektörel bir nicelik. Q2 yükünün Q1 yükünü etkilediği kuvveti de F2-1 olarak göstereyim. F2-1 şöyle. Şimdi bu elektrik kuvvetini formüle eden bilim insanı Coulomb. Burada resmini görüyorsunuz. Ve ben bunu birazcık daha böyle nasıl bulunacağını anlatmaya çalışayım. Şimdi şu sisteme bakalım. İki yük var ve aralarında belli bir uzaklık var. Ve bunlar aralarında belli bir uzaklık olmasına rağmen bunlar birbirlerine kuvvet uyguluyorlar. Şimdi bu bilim insanı deney yapmış olsa bu sistemde neleri değiştirebilir? Bir kere Q1 ve Q2 yüklerinin değerlerini değiştirebilir, değil mi? Örneğin bu bir klomptur. Bu iki klomptur. İşte ne yapar? Bunu 0,5 klomba indirir. Bunu 2 klomba çıkartır falan. Ve bu birbirlerine nasıl bir etkilediğini gözlemlemeye çalışır. Bir de ne yapar? Aralarındaki mesafeyi değiştirir. Değil mi? Yani bizim bu sistemde değiştirebileceğimiz aslında 3 tane parametre var. Ve bu 3 parametreyi değiştirerek bu parçacıkların, bu noktasal yüklerin birbirlerini nasıl etkilediğini şey yapabiliriz, çıkarımlarda bulunabiliriz. Şimdi buradaki etkileşim ne peki? Bu nokta yüklerin, noktasal yüklerin birbirlerine kuvvet uygulaması. Şimdi Coulomb yaptığı burulma terazisi deneydi, öyle hatırlıyorum. Yaptığı deneyde şöyle yaptı. Q1 yükünün değerini, örneğin, ya da Q2 yükünün değerini sabit tuttu. R'nin değerini sabit tuttu. Ve şunu da söyleyeyim.
şu iki kuvvetin değeri birbirinin aynısıdır. Yani F1-2'nin büyüklüğüyle F2-1'in büyüklüğü birbirinin aynısıdır. Ben bunu F olarak göstereyim şöyle. Şöyle F olarak göstereyim. Ve bunlar gördüğünüz gibi yön olarak birbirine zıttır. Yani F1-2 artı F2-1 eşittir 0'dır. Tamam. Şimdi Coulomb yaptığı deneyde Q2 yükünün değerini sabit tuttu. Yani direkt öyle demeyeyim. Q2 yükünün değerini sabit tutup R'yi de sabit tutarsak ve Q1 yükünü artıp azaltırsak. Yani Q1'i artıp azaltırıyoruz. Arttırıyoruz veya azaltıyoruz. F nasıl etkileniyor? F burada Q1'in artmasıyla artıyor. F1-2 diyelim hatta da F diyelim direkt. F kuvveti artıyor. Yani Q1 ile F1 kuvveti, F kuvveti birbiriyle orantılı. Doğru orantılı. Q1. Aynı şekilde işte Q1 yükünü azalttığında F kuvveti azalıyor. Sonra Q1 yükünün değerini sabit tutup ve R mesafeni sabit tutup Q2 yükünü değiştirdiğimiz zaman değiştirmekten kasıt artıp azaltmak. Ne oluyor? F kuvveti artıyor veya azalıyor. Yani Q2 yükünü artırırsan F kuvveti artıyor. Bunlar artık birbirini daha kuvvetli itmeye başlıyorlar. Veya Q2 yükünün değerini azaltırsan bunlar birbirini daha kuvvetli, daha az itmeye başlıyorlar. Yani F kuvveti azalıyor. Son olarak da R parametresini değiştiririz. R parametresini değiştiririz. R parametresini arttırırız veya azaltırız. Nihayetinde ne olur? F kuvveti değişir. Değil mi? Peki nasıl değişiyor? R mesafesini arttırdığımızda F kuvveti mesafenin karesiyle doğru orantı olarak azalıyor. Veya R uzaklığını azalttığımız zamansa F kuvveti mesafenin karesiyle doğru orantı olarak artıyor. Yani siz iki yükü birbirine yaklaştırırsanız artık bunlar birbirini daha kuvvetli itmeye başlayacaklardır. Veya uzaklaştırırsanız bunlar birbirini daha az itmeye başlayacaklardır. Zaten bu sistemde değiştirebilecek 3 tane şeyi değiştirmiş olduk. Yüklerin değerini değiştirdik. Yani Q1 ve Q2 yükünün değerini değiştirdik. Bir de R mesafesini değiştirdik. Ve sonuçları gördük. O zaman biz bunun sonucunda şöyle bir şey yapabiliriz. F kuvvetinin büyüklüğü Q1 ve Q2 yükünün her ikisiyle doğru orantılı. R'nin karesiyle ters orantılı. Biz burada orantı sabitine k dersek, burada iki yükün birbirine etkilemiş olduğu kuvveti formülünü yazabiliriz. Bunun birimi Newton. Tamam. Newton. Yani kuvvetin birimi zaten Newton. Değil mi? Burada k şudur. 1 bölü 4 pi E0'dır. Burada E0 boş uzayın elektrik geçirgenliğidir. Boş uzayın elektrik geçirgenliği. Şimdi tabi uzay boş olmayabilir. Yani şöyle örneğin bu iki yük bir dielektrik malzeme içerisinde falan bulunabilir. Ama biz burada iki yükün bulunduğu ortamın vakum olduğunu düşünüyoruz. Vakumda uzayın dielektrik geçirgenliği E0'dır. Bunun değeri de 8,85 çarpı 10 üzeri eksi 12. Birimini tam olarak hatırlamıyorum şu an. Bakarım kitaptan. Siz de bakabilirsiniz tabii. Yani Google'layabilirsiniz. Bu kuvvetin birimi de Newton demiştik. Son olarak da yönünden bahsedelim. Yönü hangi yönde? Görüldüğü üzere şu iki nokta yükü birleştiren doğrultu
yönünde. Yani Q1 yükü ile Q2 yükü aynı işaretliyse, yani artı ikisi her ikisi artı ve her ikisi eksi ise, bunlar birbirini iterler. Ve görüldüğü üzere Q1 yükünün Q2 yükünün etkili kuvvet şuradaki gibi olur. Şu aradaki uzaklık R kadar. Şu yöndeki birim vektörü şöyle R şapka olarak gösterirsem, radyal yöndeki birim vektör. O zaman ben F kuvvetini şöyle yazabilirim. Örneğin F1-2 yazayım. F1-2 1/4πE0. Bundan sonra böyle yazıyorum. 1/4πE0 çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R kare çarpı R şapka. F2-1 ne olur? (1/4π) ama eksi olacak. 4πE0 çarpı Q2 çarpı Q1 çarpı R kare bölü R kare çarpı R şapka. Radyal yöndeki birim vektör yani. Tamam. Aslında elektrik kuvvetiyle alakalı söylenecek şeyler bu kadar. Sadece buna ilave olarak bir de elektrik kuvvetinin sağladığı bir özellik var. Onu da bahsedelim. Şöyle. Şimdi biz buna şöyle deriz. Toplanabilirlik ilkesi diyoruz. Şimdi bunun ne olduğunu söylemedim ama önceden ismini söyleyeyim. Toplanabilirlik ilkesi. Bunu mühendislikte çok duyarsınız. Yani İngilizcesi süperpozisyon. Superposition. Şimdi şöyle iki tane yükümüz var. Q1 yükü ve Q2 yükü. İşte burada konumlarını yazdım. X1, X2, Y1, Z1. Q2 yükünün konumu da X2, Y2, Z2. Bunu kartezyen koordinatlarda yazdım. Şurası 3 boyutlu uzay. Şurası benim şöyle merkez noktam. Sıfır noktası. İşte bu koordinat sistemine referans aldım. Şöyle bu R yer vektörü şeyin Q1 yükünün konumunu gösteriyor. Şöyle. Sonra Q2 yer vektörü şu R1 olsun. Q2 yükünün konumunu işaret eden vektör de R2 olsun. Şöyle. Şöyle. Ben kartezyen koordinatlar tanımadığım için şöyle birim vektörleri yazayım. Şu J birim vektörü. Şu I birim vektörü. Bu da K birim vektörü. Şöyle ben bu R1 ve R2 vektörlerini şöyle yazayım. Vektör formunda. Ne olur? X1 birim I yönünde. Y1 birim J yönünde. Z1 birim K yönünde. Sonra R2 vektörü içinde yazayım. Şöyle R2 konum vektörü. X2 I Y2 J artı Z2 K olur. Sonra şurada da bir tane Q test yüküm var. Q test yükü ne? Q1 yükü ve Q2 yükünü koydum ve bu Q test yükü üzerindeki etkisini inceliyorum. Şimdi şöyle bu Q test yükünün konumu da X, Y, Z olsun dedim. Şöyle bu Q test yüküne etken toplam kuvvet F net F1 artı F2 olur. Şöyle F1 artı F2 olur. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bu yük sistemi süperpozisyon ilkesine, yani toplanabilir ilkesine uyuyor demek. Yani ne demek? Q1 yükünün etkide elektrik kuvveti F1, Q2 yükünün Q test yüküne etkide elektrik kuvveti F2 ve bu yüklerin bu Q test yükünü etkilediği kuvvetler diğerinin varlığından bağımsız. Yani Q1 yükü F1 kuvvetini Q2 yükünden bağımsız olarak bu yükü uygular. Aynı şekilde Q2 yükü Q test yüküne uyguladığı F2 kuvveti Q1 yükünün varlığından bağımsızdır. Yani ben F1 ve F2 kuvvetini ayrı ayrı bulup sonra bunları toplarsam F net elde edebilirim. Yani o zaman şöyle yazalım. F1 nedir? F1 şöyle
1 bölü 4 pi sıfır çarpı Q1 çarpı Q test bölü aradaki mesafenin karesi. Şimdi ben şu vektörü R olarak göstereyim. R1 vektör olarak göstereyim. Şu vektörü de R2 olarak. Evet. Şu vektörü R2 olarak göstereyim. Şöyle büyük R2. Pardon, şurası büyük R2. Şimdi burada R1 vektörü nasıl olur? Şöyle yazalım. R1 vektörü nedir? X eksi X1 X eksi X1 çarpı i artı y eksi y1 çarpı j artı z eksi z1 çarpı k. Bu vektörün büyüklüğü de şu vektörün büyüklüğü de nasıl olur? Her bir elemanın karesini alırız. Sonra karekökünü alırız. X1'in karesi artı, hatta şöyle diyelim. Bunun karesi, sonuçta burada karesini alacağız. Y eksi Y1'in karesi artı Z eksi Z1'in karesi. O zaman yazalım. Ne olacak? X eksi X1'in karesi artı Y eksi Y1'in karesi artı Z eksi Z1'in karesi. Evet. F2 için de benzer bir ifade yazabiliriz. Bu bunu nasıl olduğunu söylemiyorum. Zaten temel vektör bilginiz vardır diye. Eşittir 1 bölü 4 pi e 0 çarpı ne olacaktır? Q2 yükü Q1 Q test yükünü etkiyor. Ne olacaktır? Q2 çarpı Q test. Bakınız gördüğünüz gibi kuvvetleri ayrı ayrı buluyorum. En son bunları toplayacağım. Ne olacak? X aynı şey çok benzeri olacak. X eksi X2'nin işte R2 vektörü X eksi X2 çarpı i artı Y eksi Y2 çarpı j artı Z eksi Z2 çarpı k olacaktır. Aynı şey olduğu için bir daha tekrar yazmıyorum. X eksi X2'nin karesi artı Y eksi Y2'nin karesi, şöyle uzatayım, artı z eksi z2'nin karesi. Ben bunları şimdi şöyle, ben bunları vektör formunda yazdım ama hangi yönde olduğunu belirtmedim. Onu nasıl buluruz? Birim vektör şeklinde bulabiliriz yönünü. Yani nasıl? Bir kuvveti şöyle, bir kuvveti ya yani bir vektörü şöyle gösterebiliriz. Mesela örneğin F kuvveti. F kuvvetini nasıl gösterebiliriz? F kuvvetinin büyüklüğü çarpı hangi yönde etkiliyse birim vektör yazabiliriz. Birim vektör. Ben bir herhangi bir birim vektör nasıl bulabilirim? Bir vektörü kendi büyüklüğüne bölersem onun birimini bulurum. Değil mi? Birim vektör. Değil mi? O zaman R1 vektörünü R1'in karesine bölersem, değil mi? Yani kendi uzunluğuna bölersem ne olur? R1 yöndeki birim vektörü bulmuş olur. Yani şu yöndeki R1 yöndeki birim vektörü bulmuş olurum. Değil mi? Yani şu birim vektörü bulmuş olurum. Aynı şekilde R2 için de bunu yapmış olurum. R2 vektörünü kendi büyüklüğüne bölerim. Ne olur? R2 yöndeki birim vektörü bulmuş olurum. Değil mi? Yani şu. Şimdi bunu yapalım. Ne olacaktır? R1'i kendi uzunluğuna bölerim. R1'in uzunluğu ne olur mesela? Kendi büyüklüğü. Şöyle virgül koyayım. Ne olacaktır? R1 bölü R pardon. R1 yönündeki birim vektör. Özür dilerim. Şöyle şunları sileyim. Onu nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim onu. Şapkayla göstereyim. R1 şapkayla göstereyim. O nedir? R1 vektörü bölü onun uzunluğu. R1 mutlak değer.
Şimdi o zaman bunu yapalım. Artık yazmaya başladık. Bitirmek de lazım. Şöyle alta geçiyorum. İse R1 birim vektörü. R1 vektörünü yazalım. X eksi x1 i artı y eksi y1 j artı z eksi z1 k bölü x eksi x1'in karesi artı y eksi y1'in karesi artı z eksi z1'in karesi. Ben bunu böyle uzun uzun yazmayacağım. Şöyle yazayım direkt. R pardon. Tabi bu bunun karekök içerisinde olacak. Şöyle yazayım direkt. R1 R1 mutlak değer. Aynı şekilde R2 için de yazalım bunu. R2 birim vektörü de şöyle gösterilmiş olsun. X eksi x2 i artı y eksi y2 j artı z eksi z2 k bölü x eksi x2'nin karesi artı y eksi y2'nin karesi artı z eksi z2'nin karesi bunun karekökü. Değil mi? O zaman F1'i artık yeni sayfaya geçeyim. Şöyle F1'i şöyle yazabiliriz. Bir bölü 4 pi sıfır çarpı. Bunu siz kendiniz yapmaya çalışın. Q1, Q test. Şöyle parantezi alıyorum. X eksi x1 i artı y eksi y1 j artı z eksi z1 k bölü ne olacaktır? X eksi x1 karesi y eksi y1'in karesi artı z eksi z1'in karesi bunun 3 bölü ikinci kuvveti olacaktır. Hayır şöyle. Neden? Çünkü r çarpı r kare r çarpı r kare yapıyoruz burada. Bu da r'nin üçüncü kuvveti olacak. R neydi? Karekök içerisinde x eksi x1'in karesi artı y eksi y1'in karesi artı z eksi y1'in karesiydi. Bu karekök içerisinde olduğu için bu ne olacak? 3 bölü 2. kuvvet olacak. Aynı şekilde F2 için aynı şeyi yazalım. F2 vektörü 1 bölü 4 pi sıfır Q2 Q test çarpı x eksi x2 i artı y eksi y2 j artı z eksi z2 k bunun 3 bölü ikinci kuvveti pardon şöyle x eksi x2'nin karesi y eksi y2'nin karesi artı z eksi z2'nin karesi. Şöyle bunun da 3 bölü ikinci kuvveti. Evet. Vektör formunu yazdık. Nihayetinde F kuvveti yani Q test yükünü etken toplam kuvvet, net kuvvet hatta F net diyelim buna. F net. F1 artı F2'dir. Bunu bir daha yazmaya gerek yok. Şu iki niceliğin toplamı, iki ifadenin toplamı bize F neti verecektir. Şimdi benim anlatacağım bu kadar. Son bir özet geçelim. Biliyorum bu ders biraz şey oldu.
sıkıcı oldu ama ileriki dersler inşallah daha güzel olacaktır. Şöyle ne demiştik? Biz elektromanyetik teoriyi 3 ana başlık altında toplayabiliriz demiştik. Elektrostatik, manyostatik bir de elektrodinamik olarak. Elektrodinamik yüklerin ivmelendirmesiyle oluşan elektro bilim dalıydı. Elektrik yüklerini ivmelendirerek oluşan etkileri inceliyorduk. Manyetostatik de kararlı akımların oluşturduğu manyetik alanları inceliyordu. Elektrostatik de durgun yüklerin, statik yüklerin oluşturduğu elektrik alanları inceliyordu. Coulomb, Charles Augustin Coulomb adında bilim insanı iki yükün birbirine etkilediği kuvveti matematiksel denklemini bulmuştu. Biz bunda bu nasıl bulabileceği hakkında bir fikir yürüttük. Dedik ki bu sistemde sadece Q1 ve Q2 ve R parametreleri değiştirebilir ve bu parametreleri değiştirdiğiniz zaman bu etkileşim yani birbirinin etkiledikleri kuvvet nasıl değişiyor? Bunu anlamaya çalıştık. Ve dedik ki Q1 ve Q2 yüküyle F kuvveti doğru orantı olarak değişirken aradaki mesafenin karesi de ters orantı olarak değişiyor. Ve nihayetinde bu sonucu bulmuştuk. Yani F kuvveti için şu denklemi çıkartmıştık. Burada K1 bölü 4, K işte burada K1 sabitti. Orantı sabitiydi. Burada 1 bölü 4 bir E0'dı. E0 burada boş uzayın elektrik geçirgenliğiydi. Uzay boş olmayabilir. Dielektrik ortam olur. Manyetik ortam olabilir. Farklı ortamlar olabilir. Onu ileriki derslerde inceleyeceğiz. Dielektrik, maddenin dielektrik özelliğini incelerken. Sonra nihayetinde vektör olarak da şu denklemi bulmuştuk. Şu R kuvvetin doğrultusundaki birim vektördü. F1 2'ye eşitti büyüklük olarak ve yön olarak zıttı. Ki böyle olması lazım. Etki tepki yazısı. Bu denklemi yazdık. Burada R birim vektörünü yazdık. F kuvvetini vektör olarak ifade ettik. Sonrasında toplanabilirlik ilkesini açıklamaya çalıştık. Toplanabilirlik ilkesi neydi? Bir Q test yükü koyduk buraya. Burada iki tane yük koyduk. Q1 ve Q2 yüklerinin Q test yükünü etkilediği kuvvet birbirinden bağımsızdı. Yani Q1 yükünün Q test yükünü etkilediği kuvveti buluruz. Sonra Q2 yükünün Q test yükünü etkilediği kuvveti buluruz. Sonra bunları topladığımız zaman Q test yükünü etkileyen toplam net kuvveti bulabiliriz. Biz buna süperpozisyon ilkesi veya toplanabilirlik ilkesi diyoruz. Aslında burada bu kadar işlemi yaptık ama anlamamız gereken öz bilgi bu. İki yükün veya birden fazla yükün, ben burada sadece iki yük çizdim ama burada 10 tane yük olabilir. Yani genel olarak n tane yük olabilir. N tane yükün bir Q test yükün etkili elektrik kuvveti, her bir yükün etkili kuvveti kuvvet birbirinden bağımsızdır. Yani aslında vermek istediğim bilgi buydu. Ve matematiksel olarak böyle ifade edebiliriz. Bir birim vektörü kendi büyüklüğüne bölerek elde edebiliriz. Sonunda da şu denklemleri buluruz. Çok da güzel yazamadım ama kusura bakmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.